Ne terbiyesizlik ya? Gözümüzün içine baka baka neler söyledi öyle? Hadi seni beni geçtim. Nasıl bir kadın ki bu böyle ahlaksızca bir şey teklif edebiliyor? Zengin olunca, güçlü olunca gururun, haysiyetin bir önemi kalmıyor mu? Herkes satın alabileceğini mi sanıyor bu kadın? Aşkım biraz sakin olun lütfen ya. Sakin mi olayım? Evet. Ne diyorsun sen ya? Sen bu kadının ne teklif ettiğini anlamadın mı gerçekten? Bu kadar saf mısın? Saf değilim Elif de belki aptal olabilirim. Yani en yakın arkadaşımın ipiyle hiç dibini görmediğim bir kuyuya iniverdim yani. Niye? Hayal kurdum diye. Hayal kurdum ya. Seninle bir gelecek hayali kurdum. Sevdiğim, bana güvenen, beni seven insanlara hiçbir faydam yok. Onları düştükleri çukurdan çıkaramıyorum. Bataklıktan çıkaramıyorum. Hiçbir faydam dokunmuyor. Hiçbir şey yapamıyorum Elif. Yani elimden hiçbir şey gelmiyor. Ben buyum herhalde. Sen niye hiçbir şey söylemedin? Yukarıda odadayken. Nasıl yani? Bu ne terbiyesizlik falan demedin. Haddini bildirecek tek kelime söylemedin o kadına. Neden? Nasıl ya? Sen... Sen ciddi ciddi teklifi kabul mü edeceksin? Sen delirdin galiba. Elif ben delirmedim sadece seninle. Ne demek ben sadece filan? Şakaysa bu hiç komik değil. Elif bu korkunç. Annenle anılarının olduğu evin elden bu şekilde gidiyor olması korkunç. Bu mudur yani çözümü? Bak şimdi benim daha iyi bir fikrim var. Ben şimdi aşağı ineyim, tamam mı? Şöyle bir etrafta dolanayım. 3 günde 3 milyon toplayamayabilirim ama bence bayağı bir talip olur. Ya sen ne biçim konuşuyorsun ya? Sen ne biçim konuşuyorsun? Sen kendine gel ya. Neler söylüyorsun ya? Aşağı inerim, yok takılırım 3 milyon falan bilmem. Sen ne dediğinin farkında mısın? Daha bilmiyoruz bile, kadının ne teklif ettiğini bile bilmiyoruz. Tabii ya, ne kadar aptalım ben. Aklıma iğrenç iğrenç şeyler geliyor. Oysa zavallı Sibel Hanım ne istiyor olabilir ki? 3 günlük bir can yoldaşı, bir arkadaş istiyor değil mi sadece kendine? Benim de aklıma neler geliyor. Aşkım. Ya da sadece omzunu dayayacak bir arkadaş istiyordur kendine. Zirvede o kadar yalnız ki bunun için 3 milyon vermeye hazır. Bu da bana sus payı değil mi? Hı? 500 bin de yattı. Kapora da tamam. Kendine biçtiğin fiyat bu mu Erhan? Bu mu Erhan? Biraz sakin olur musun? Lütfen. Şimdi gideceğim. Neden böyle bir teklif yaptığını soracağım kendisine. Kapıdan çıkarsan... ...bir daha geri dönemezsin. Bir daha geri artık buradan uyanalım bu kabustan lütfen. Odaya geçer misin sevgilim? Sibel Hanım'la konuşup geleceğim. Nasıl batırdıysam öyle toparlamaya çalışıyorum şu an şu işi. İyi bunu da ver o zaman. Hiçbir şeyini istemiyorum o kadının. Ne parasını, ne kolyesini, hiçbir şeyini. Erhan. Erhan ne olur gitme sevgilim. Ne olur gidelim artık buradan. Kolyeyi de resepsiyona bırakalım. Ne olur uyanalım bu kabustan lütfen. Aşkım. Odaya geç. Hayır, geçmeyeceğim. Ben gidiyorum. Sen de ya benimle gelirsin ya da... Ya konuşacağız, konuşacağız. Sadece konuşacağız. Neyi konuşacaksın ya? 3 milyon olmaz, 5 milyon olsun mu diyeceksin? Ya Sibel Hanım genç ve güzel bir kadın. Efendim? Yani bunu söylememin sebebi... ...o kafandaki şey için birine para teklif etmek zorunda değil. Onu demeye çalışıyorum. Zaten sen de 3 milyon etmezsin değil mi? Son kez söylüyorum, eğer o asansöre binersen bir daha...
Bravo Begüm. Bravo. Yıldız'ı pek iyi aldın akademiden. Ne kızıyorsun Tansel? Ne dediysen onu yaptım ben. Ben sana git adama kahveyi ver dedim. Adamın başından aşağı boşalt adamı haşla demedim. Allah'tan soğuktu kahveler. Ya sen gördün, bir anda çıkınca çarpıştık. Ben ne yapabilirim? Ben bunu nasıl kaçırdım ya? Hemen bir hasar tespiti yapmamız lazım. Yani Timur Bey'in gözünde ne durumdasın hiç bilmiyorum gerçekten. Ben sana söyleyeyim canım. Şu anda Begüm'ü beceriksiz, sakar ve şapşal biri olarak görüyor. Yok daha neler. Tamam yok, ben yapamıyorum, vazgeçtim ben, istemiyorum. Ne demek vazgeçtim ya? Boş boşuna mı uğraştık o kadar? Ay yok, bana göre değil yani, geçmiş benden, tamam. Pes ediyorum. Begüm, selam. Merhaba. Bu sefer ben geldim kahvelerle. Ha, niye? Senin kahveler dokuldu ya. Şimdi beraber içeriz diye. Ha, sakarlığından dolayı kahveyi içemedik diyorsun yani. Ha, bir kahveyi getirmekten acizsin mi demek istiyorsun yoksa? Ya, kahve öyle getirilmez, böyle mi getirilir demek istedin ya da? Ha, ne demek istedin gerçekten? Ben anlamadım şu anda. Hayır. Senin yanlış anladığın Begüm. Yok, bayağı sakar demek istiyorsun bana. Açık açık söyleyebilirsin yani. Begüm, ben sadece... Lütfen, çok meşgulüm ben. Şu anda kahve içecek vaktim yok. Teşekkür ederim. Peki. Begüm, Begüm sen niye böylesin ya? Sen ya. Tansel. Kırmızı alarm. Acil teras toplantısı talep ediyorum. Tansel, ben bir halt yedim. Şimdi. 8. kez üzerinden geçelim mi yoksa tamam mıyız canım? Anlaşıldı. Bir kere daha tekrar edeceğiz. Bakışlarım bana asla güven vermiyor. Şimdi, plan çok basit. Giyinip, süslenip bizim sana gönderdiğimiz adrese gideceksin. Bu kadar. Gerisini zaten biz halledeceğiz. Sizin baş başa kalmanızı sağlayacağız. Bak, bak bunu da başaramazsan kara bahtım kör talimler oturursun. Tamam, yapabilirim. Yapacağım. İnşallah. Bu sınavı da geçemezsen akademiyi kapatacağım zaten bunu artık. Tamam, yapacağım diyorum Tansel. Gidip açık açık konuşacağım artık. Ay. Göreceğiz. Sanki başka öğrencim var senin de akademide ha. Evet bir şey ya. Bunlar da bana taktı. Yapacağım. Hoş geldin Begüm. Hoş bulduk. Göz kamaştı diyorsun. Teşekkür ederim. Lütfen. Az önce Tansel aradı. Müşteri sonunda iptal etmiş yemeği. Ama ben seni bekledim. Birlikte yeriz diye düşündüm. İyi düşünmüşsün. Benim de seninle konuşmak istediğim bir konu vardı. Bugün olanlarla ilgiliyse... İzin ver, önce ben konuşayım. Olur tabii, seni dinliyorum. Özür dilerim. Sen neden özür diliyorsun? Hiçbir şey yapmadın ki. Ben seni yanlış anladım açıkçası. Ben kendimi hiç anlatamadım. Acaba sen ne anladın? Benden hoşlanmıyorsun. Yok, aksine çok hoşlanıyorum. Be, söyledim. Hoşlanıyor musun? Evet. Ama davranışların? Biliyorum, tam aksini hissettirdim sana. Ama neden? Ben uzun yıllar mutsuz bir evliliği sürdürdüm ve yeni boşandım. Ve tekrar birinden hoşlanmak nasıl bir duyguymuş unutmuşum. Ve... Elimi yüzüme bulaştırdım. Yani ben
Aslında seninle flört etmeye çalışıyordum. Ne kadar tatlısın. Çok dürüst konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Derdiniz sizin? Ne oluyor? Ne bu tavır? Tavır mavır yok. Dümdüz soruyorum. Sizin derdiniz ne? Abin olacak herifin Elif'le ne işi var? Anlamadım. Baya baya İstanbul'da sanki başka kimse kalmamış gibi gitmiş. Oğluna bakıcı olarak Elif'i bulmuş. Elif bizim hakkımızda bir şey söylemiş mi? Yok, söylememiştir. Yoksa abim çoktan yüzüme çarpardı bunu. O zaman birlikte ne işleri var? Tam olarak bunu sormak için geldim. Belki abimin Elif'le işi yoktur, Elif'in abimle işi vardır. Seni kaybedince bir ödeşme derdine düşmüştür. Elif öyle biri değil. Açmıyor mu? Meşgul aktı. Daha çok fotoğraf var. Hepsini küçük bir ücret karşılığı teslim edebilirim. 15-15'te bekliyorum yalnız. Sanırım 1 milyon yeterli olur. 1 milyon ayarlayın Erhan Bey. Pardon? Anlamadın galiba. Hayır, ne yapacaksın? Parayı verip fotoğrafları alacağım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Birlikte gideceğiz. Senem gelmiş. En küçüğümüz. Amerika'da yaşıyor. Olanları duyunca hemen atlayıp gelmiş kız. İnşallah babamın nasibini almaz. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Yok bir şey. Affedersiniz. Yok, var bir şey. Bir garip baktın bana. Şaşırtıyorsunuz beni Sibel Hanım. İnsanların sizin hakkınızdaki düşüncelerini siz umursar mıydınız? Bir an inandım insan olduğunuza. Ama Allah'tan umut kesilmez derler. Kendi komik falan sanıyorsun herhalde. Aksine, trajik. Buzlar Kraliçesi. Şirketteki lakabınız buydu. Biliyor muydunuz? Bana yeni şeylerle gelin Erhan Bey. Kimse var mı? Gönderilen konumdaki adres burası. Ama arabada pek rahattınız. Korktunuz herhalde. Yani korktum tabii. Arabada rahattım çünkü... Ne konuşuyoruz şu an ya? Bak saat 3:15 geçiyor. Adam nerede? Sana yalnız gelmeni söylemiştim. Fotoğrafların başına iş açmasını istemiyorsan parayı yukarıya getir. Sonra hemen gidin buradan. Ya bak o kadar gelme dedim sana. Şimdi... Ya ne yapacaktın tek başına bu topuklularla? Sen tanımazsın böyle adamları. Bana bırak. Sibel. Sana bir şey bırakmıyorum. Bana bırak. Arkamdan beni uzaktan takip et. Hadi gel. Başka bir şey yapma. Uzaktan takip et. Gel. Gel. Lan!
Selim! Bakın burada size merhaba demek isteyen biri var. Ha? Merhaba der misin hanımefendiyi? Tanıyorsun değil mi? Lan bana bak. Çektiğin fotoğrafları göstereceğim mi bize? Ha? Niye bizim peşimizdesin? Niye bizi takip ediyorsun lan? Ha? Anlatacak mısın lan? Ha? Anlatacak mısın? Kırdırma lan bana kocaman. Hepsi bu mu? Bu. Eğer yalan söylüyorsan, bu fotoğrafların başka bir yerde eğer bir kaydı varsa, sen anladın. Yalan söylüyorsam şuradan şuraya gitmek nasip olmasın. Neyle çektin? Bu fotoğrafları neyle çektin? Telefonla mı çektin? Nerede telefonun? Sol içim. Şifre yok. Şöyle. An be an. Vay 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 vay. Şunları silinenlerden de sildik mi? Başka bir yerde var mı bunların kopyası? Yok. Neden takip ediyordun bizi? Vallahi benim suçum yok Sibel Hanım. Kim takip ettirdi? Evet. Söyle ama söylersen beni mahveder. Lan! Hanımefendi sana kibar zarif bir şekilde soruyor. Kim diye değil mi? Ha? Kim yaptı diyor. Kim yaptırdı diyor. Aynı üslupta cevap ver şimdi hanımefendiye. Şu yaptırdı de. De lan! Kim? Sibel, iyi misin? Bir şeyler yemek ister misin? Ya sadece eve gitmek istiyorum. Tamam. Hoş geldin Zafer Bey oğlum. Hoş bulduk. Buyurun lütfen. Sağ ol Bey. Hayırlı olsun. Duyar duymaz koştum geldim. Bu Erhan denen herif damadınız oluyormuş sonunda. E bize de tebrik etmek düşer değil mi? Asla. Ben böyle bir şeye izin vermem, vermeyeceğim de. Ben ölmeden olmaz. Siz yine de öyle söylemeyin isterseniz. Ben çünkü kızınızın o herife nasıl baktığını gördüm. Yani siz izin vermişsiniz, vermemişsiniz. Sibel ne yapar eder, o adamla evlenir. O yüzden Tahir Bey, biz de ne yapalım? Ortaklığımızın devamı için önümüze bakalım değil mi? Yeni planlara geçelim. Bence en mantıklısı bu. Doğru diyorsun Zafer Bey oğlum. Sizin küçük kızınız Senem kaç yaşındaydı? 22. Neden sordun? Öyle mi? Daha büyük görünüyor. E maşallah erken serpilmiş demek ki. Sen ne demek istiyorsun? Anlamadım. Yani o da evlenecek yaşa gelmiş Tahir Bey. Onu söylüyorum. Senem daha okulunu bile bitirmedi. Ne diyorsun sen? Tamam, siz bilirsiniz. Ama yazık. Onu da ablası gibi bir vasıfsıza kaptırmak üzeresiniz. Ben söylemiş olayım da. Sen bir dökülsene. Ne anlatmaya çalışıyorsun? Tahir Bey, kızınız yelken kulübünde taksi şoförleriyle takılıyor. Pek de güzel. Maazallah. Harcaya verecekler evladınızı. Ruhunuz bile duymayacak. Yazık. İsterseniz şöyle yapalım. Siz iyice bir düşünün, taşının. Rica edeceğim yalnız fazla da uzamasın. Çünkü ablasıyla yeterince vakit kaybettim zaten. Benim de şirketin yeni yatırımlarını ona göre planlamam gerekiyor.
Babama da evleneceğim diye söz vermiş bulundum bir kere. İşte hepimizin işi görülsün, değil mi Tahir Bey? Oldu o zaman. Ben haber bekliyorum sizde. İyi günler. Canım hoş geldin. Genç değil miydi ya? Göndermeseydik onu keşke. Ben binerdim. Masada da sohbetimiz yarım kaldı ya. Bunu tamamlardık. O yüzden söylüyorum. Hayırdır Tahir Bey, ne konuşacaksınız? Ablanın yaptıklarından haberin var mı? Ben eve yeni geldim babacığım. Haliyle bilmiyorum. Ne yaptı ki ablam? Biraz evde otursaydın olan bitenden haberin olurdu. Ablan o Erhan denen heriple evlenecekmiş. Ve utanmadan buraya getirdi. Kim? Bir dakika, bir dakika. Antalya Fatih'i. Ablam onunla mı evleniyor? Zevzek zevzek konuşma. Ablam bizi rezil rüsva etti. Yeni dibine soktu. Ben şimdi Zafer'in babasına ne diyeceğim? Biz büyük bir aileyiz. Bizim sözümüzün bir ağırlığı var. Kabilleştiğimiz insanlar var. Önemli olan ablamın mutluluğu değil mi? Yani o mutsuz olduktan sonra verilen sözlerin ne önemi var ben anlamıyorum. Öyle mi? Evet öyle baba, kusura bakma yani, alınmaca gücenmece yok. Peki madem öyle, ablanın mutluluğunu bu kadar çok önemsiyorsun. Zafer'le ablanın yerine sen evleneceksin. O adamla evlenmeyeceğim. Ablam da evlenmeyecek. Biz senin malın değiliz baba. Servetine servet katmak için bizi kullanamazsın ya. Senin bu yaptığına babalık falan denmez. Hatta sana baba bile denmez. Şener. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Senem kızım, dur yavrum. Buraya Senem, gel. Bir dakika. Senem! Bu evden çıkarsan bir daha geri dönemezsin. Buraya gel. Ablam. Ablam. Abla aç, ne olur aç abla, ne olur aç. Kardeşim ya, neredesin?